Saygıdeğer ustalarım, daha önce süt videosu yapmıştım. Demiştim ki yavrulara süt verebilirsiniz, sularına süt katabilirsiniz. Bir arkadaşımız bize ulaştı. Anne babası olmayan yavrulara sütle bakmasını tavsiye ettik. Uygulamalı videosunu attı bize. 7 güne kadar sütle bakın, ondan sonra deva tahıl. İçerik olarak üst düzeydir, yüksektir. Türkiye'de bir ilk. Biz yaptık. Deva mama yerli malı ve bir dünya markası. İçindeki değerleri yüksek. Bununla ilgili uygulamalı video YouTube kanalımda da var. Onları da izleyebilirsiniz. Arkadaşım videosunu izleyin. Ondan sonra da Deva Mama'nın videolarını da izleyebilirsiniz. Anne babası, yani annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş yavru çıktı, ne yapacağım diye düşünmeyin. Sütle birlikte bakabilirsiniz. Millet konuşur, biz iş yaparız. Deva Mama ile ilgili de Facem'de olsun, Instagram hesabım Devavit'tir ismi, Instagram hesabımdan olsun, YouTube kanalımdan olsun, enjektörden geçebilen dünyada bir ilk, pardon, Türkiye'de bir ilk ama içerik olarak çok yüksek. Devavit Mama'yı da kümeslerinizden eksik etmeyin. İletişim için videolarımın başında birçoğunda telefon numaram vardır. Aramayın. WhatsApp'tan mama yazmanız yeterli. Tüm bilgisi size geliyor. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, bu kuşumuzun altındaki yavrular 2 günlük yeni çıkmış yavrular. Kuşun altında kendi yavruları vardı. Yeme düşmesine 10 gün kala kuşlar tekrar doğurdular. Yani başka bir çift kuşum erkeği kaçtığı için dişisi yumurtaya yatmadı. Onun için yumurtaları bunun altına koymak zorunda kaldım. Yumurtaları bu kuşun altına koydum. 7 gün sonra yavrular çıktı. Yani böylelikle yavrularda annesinden babasından maya alabilme şansı kalmadı. Daha 7 gün olmuştu doğuralı. Yanındaki büyük yavruları alıp başka kümese aldım. Kendi elimle besliyorum şu anda. Şimdi bu iki küçük yavruya annesi babası maya veremediği için, çünkü daha 7 gün oldu doğuralı. Onun için İlyas ustamızdan aldığımız şöyle şırıngayla kendisine sordum bu konu hakkında ne yapabiliriz diye. Sadece süt vermemi söyledi. 2 gün oldu. 2 gündür gördüğünüz gibi oda sıcaklığında bekletilmiş ılık sütü yavrulara maya niyetine veriyorum. 2 gündür de kuşlar yaşıyorlar. İlyas ustaya teşekkür ediyorum. Bu yavruları böylelikle kurtardık. Şimdi babasının altından yavruları alıp tekrar maya vereceğim. Maya dediğim yani normal süt, oda sıcaklığında bulunan bir süt. Nasıl verdiğimi de göstermeye çalışacağım. Henüz 2 günlük yavrumuz. Oda sıcaklığında bekletilmiş sütü yavrumuzun ağzını açıyoruz. Dilini arkaya gelmeyecek şekilde kursağına sütü basıyorum. Evet, görüldüğü gibi kursağında süt var şu anda. Yani annesi maya veremediği için bunları sütle büyütüyorum böyle. İlyas Usta'ya da teşekkür ediyorum bana yardımcı olduğu için. Şimdi diğer yavrumuza da vereceğim. Gördüğünüz gibi kursakları boş. Çünkü daha 7 gün olmuştu doğralı. Aynı şekilde buna da süt veriyorum. Görüldüğü gibi ikisinde kursağı şu anda süt var. İnşallah bu yavrularımızı kurtaracağız. 4-5 gün sonra da İlyas Usta'mdan aldığım yavru mamasını vermeye başlayacağım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.